Edremit Belediyesi tarafından 29 Nisan 2021 tarihinde Fransa'nın Strasbourg kentinde toplanan Avrupa Konseyi Kültür Rotalarına ilişkin genişletilmiş kısmi anlaşma. EPA'nın genel kuruluna yapılan sunumun ardından 17 proje arasında 35 ülkenin oy birliğiyle en başarılı seçilen ve ilk sırada kabul edilerek tescillenen Aeneas Kültür Rotası projesi sertifikası Edremit Belediyesi'ne düzenlenen törenle verildi. Türkiye'den başlayan ilk kültür rotası olan Akdeniz'de 5 ülkeyi kapsayan Aeneas Kültür Rotası Türkiye sertifika töreni ve Aeneas'ın izinde kapanış toplantısı Edremit ilçesinde yapıldı. Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Dış İlişkiler Birimi tarafından yürüttüğü projenin kapanış toplantısı yapıldı. Bilirsiniz medeniyetler su havzalarında kurulmuştur. Ama dağların etkisi çok büyüktür. Mesela bir Japon için Fuji Dağı kutsaldır. Nuh'un gemisinin oturduğu söylenen Ağrı Dağı özeldir. Bir Yunanlı için Tanrılar Dağı Olympus farklıdır. İtalya'da Spartaküs'te anılan Vesuv Dağı bir kıymettir. Aslında İda Dağı da tıpkı onlar gibidir. Aeneas, İda'nın ağaçlarından gemiler yaptı. O gemiler onu Roma İmparatorluğu'nun kuruluşuna taşıdı. Yıllar sonra da Fatih Sultan Mehmet de İda'nın ağaçlarından gemiler yaptığını görürüz. Bugün bu ağaçlar, bu dağlar, bu coğrafya birlikteliğimize, barışa, diyaloğa ev sahipliği yapıyor. Bizi kültürler arası etkileşime taşıyacak kültürel imkanlar sunuyor. Biz projemizin başlangıcını da İda Dağları'nda yaptık, bitirişi de yine İda Dağları'nda yapıyoruz. Daha önceki bir konuşmamda da dediğim gibi, Truva'dan kaçarken elinde küçük oğlu ve sırtında yaşlı babasını taşıyarak Avrupa medeniyetini kuran tıpkı kahraman Aeneas gibi bizler de tarihimiz sırtımızda, geleceğimiz elimizde tutarak barış, kardeşlik ve yeni kalkınma ufuklarına doğru hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çabamızın Edremit'e, Balıkesir'imize, ülkemize, ülkelerimize katkı sunmasını diliyorum. Bu projenin tüm paydaşlarına Edremit Belediye Başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. Turoğlu Helen gibi güçlü ve güzel hanımefendilere, Paris gibi cesur ve sevgi dolu beyefendilere, bu projenin Aeneas misali tüm kahramanlarına bir kez daha teşekkürlerimi iletiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Balıkesir ilimiz son zamanlarda uluslararası boyutu ve gelişmeleriyle birlikte ileride pozitif çıktılar elde etmeye aday bir şehrimiz. Ben bu projenin içinde yer alan yerel idare birim başkanımızdan tutarak üniversiteyi, derneği tebrik ediyorum. Neticede maksat hasıl olmuş ve başarı hanesi bir şekilde doldurulmuştur. Bildiğiniz gibi dünyada otantik kültür, katışıksız kültür yoktur. Bütün kültürler etkileşim halindedir ve bu dilde de bütün güzel sanatlarla da bir etkileşimi birlikte getirip yeni bir harmanlamayla, yeni bir algıyla yeni bir konsept yaratılma sürecini yaşarlar. Bugün Edremit Belediyesi olarak Aeneas Rotası Derneği ve Roma Sapienza Üniversitesi ile birlikte başvurduğumuz 15 ay süreli Avrupa Birliği projesi olan Aeneas'ın izinde Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası projemiz sona ermektedir. Söz konusu AB projemiz 2021 yılında Avrupa Konseyi tarafından tescillenen Aeneas Kültür Rotası'nın mantıksal çerçevesi içinde geliştirilmiş ve Aeneas Kültür Rotası'nı destekleyen bir Avrupa Birliği projesidir. Projenin amacı kültür rotamızda bulunan kültür mirasının arkeolojik alanlarına ve öğelerine dijital bir boyut kazandırmaktır. 2020 yılında Aeneas'ın izinde projesinin başvurusunu yaptığımızda Aeneas Kültür Rotamız Avrupa Konseyi tarafından tescilli bir kültür rotası değildi. Hatta yerel paydaşlarla geliştirdiğimiz, üzerinde çalıştığımız ve hayalini kurduğumuz iddialı bir projeydi. Edremit Belediyesi olarak attığımız ilk adımdan sonra birçok paydaş ve kurumlar hayalimizin bir parçası olmaya karar verdi. Ve böylelikle bu rotayı hep birlikte inşa ettik.
Alkışlarla lütfen. Biraz daha alkışı alkışlarla. Bu emeklerimizi söylemekle. Çok teşekkür ediyoruz bölgemiz için. Anonim şeyleri, plaketler takdim ediliyor. Bu kapsamda Sayın Kaymakamımıza sunuluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı... Eneya'dan güncel günümüze neler kaldı? Şu anda yolculuğunun başlangıç noktasındayız. Ama benim geldiğim şehir yolculuğun bitiş noktası. Bu arada uğradığı limanlarda, ülkelerde, beyliklerde ne alışverişleri oldu, ne kültür birikimleri kazandı, ne kültür birikimleri bıraktı, aktardı.